Arkadaşlar termodinamik bir dersine hoş geldiniz. İlk dersimizi şimdi yapacağız. İlk dersimizin konusu önemli. <laughs> Kavramlardan oluşacak ve tanımlardan oluşacak. Dersi ilk kez alanlar bu tanımları ve kavramları çok iyi öğrenmek zorunda. Termodinamik sonuçta kolaydır. Benim önerdiğim şekilde çalışırsanız ve canlı dersi de izlerseniz herhangi bir sorun yaşamayız. Evet, termodinamiğe giriş ve temel kavramlarla başlayalım. Dediğim gibi bu temel kavramlar bizim için önemli ve adım adım e, temel kavramlar üzerinde duralım. Arkadaşlar, termodinamik enerji bilimi, enerjiyle ilgili her şey termodinamiği ilgilendiriyor. E, biz enerjiyi, özellikle enerji analizini e, termodinamin birinci yasası altında ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Enerji, değişikliklere neden olma yeteneğidir. Örneğin bir otomobilin hareket etmesi değişikliklere neden olma gerektiriyor. Bir değişiklik gerektiriyor ve bu yetenek enerji kullanımıyla ortaya çıkıyor. Örneğin odanın soğutulması yine değişikliklere neden olma yeteneği enerjiyle sağlanıyor. Biz bir odayı soğuturken elektrik enerjisinden yararlanıp klimayı çalıştırıyoruz ve odanın halini değiştiriyoruz. Yine bu bir enerji gerektiriyor. Termodinamik yasaları var biz bu yasaları ayrıntılı olarak işleyeceğiz özellikle birinci ve ikinci yasa bizim için önemli Tabii ki birinci yasayla başlayacağız enerjinin korunumu enerji dengesi enerji eşitliği altında veya termoin birinci yasası adı altında birinci yasayı ayrıntılı olarak işleyeceğiz birinci yasa basitçe ne der toplam enerji miktarı sabittir der enerji bir biçimden diğerine dönüşür ve sonuçta toplam miktarı sabittir Bununla ilgili örneğimizi verelim. Örneğin bir taşı ele alalım. Belli bir yükseklikteki taşı tutuyoruz ve o yüksekliğe bağlı olarak 11'in potansiyel enerjisi olsun. Biz bu taşı bırakmadığımız için, şu anda tuttuğumuz için örneğin kinetik enerjisi sıfır. Ama bıraktığımız an yere doğru yer çekimi inmesi yönünde hareket edecek ve yüksekliği azaldığı için potansiyel enerjisi de azalacak. Ama azalan bu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşecek ve gördüğünüz gibi potansiyel enerji artı kinetik enerji toplamı her zaman başlangıçtaki 10 birime eşit olacak. Burada sürtünmeyi dikkate almazsak potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyor ve toplam miktar her zaman sabit ama enerji dönüşümü var. Tabi bu taş toprağa çarptığı an enerjisini toprağa aktaracak ve etki tepki kanunu gereği taş yerinde duracak ve enerjisi toprağa aktarılmış olacak. Arkadaşlar burada kütleyi biz m ile gösterirsek kilogram biriminde bu taşın ağırlığı m çarpı g bildiğiniz gibi kütle çarpı yer çekimi ivmesi Newton biriminde karşımıza ağırlık olarak çıkacak. Bu Newton birimindeki ağırlığı biz e, ele alıp sistemin enerjisini hesaplamak istersek m çarpı g'yi yani ağırlığı yükseklikle çarpıyoruz. Çünkü potansiyel enerji yükseklikle ilişkili bir kavram. O zaman e, M çarpı g newton, yükseklik h metre ise newton metre birimine ulaşıyoruz ki newton metre joul birimine eşittir. Yani potansiyel enerjiyi bu şekilde tanımlayıp bu şekilde eşitliğini çıkartabiliriz. Mgh bizim için önemli bir eşitlik. Potansiyel enerji yüksekliğe bağlı olarak değişen enerji türü. Bunun yanında kinetik enerjiyi de 1 bölü 2 mv kare olarak tanımlayabiliriz joul biriminde. Kinetik enerjinin çıkartılışı hakkında daha sonra konuşacağız. Ee, yukarıda potansiyel enerji hakkında kısaca bilgi verdik. Ama kinetik enerjiyi daha sonra ele alalım. 1 bölü 2 mv kare bizim kinetik enerji eşitliğimiz. Ve enerji bir biçimden başka bir biçime dönüşebilir. Toplam miktarı sabittir. Otomobil kullanırken de e, benzinden elde ettiğimiz e, enerji e, tekerlekleri döndürmek üzere başka bir enerjiye, dönüşüyor. İkinci yasa hakkında biraz konuşalım. Doğadaki değişimler yani kendiliğinden olan değişimler enerjinin niteliğinin yani kalitesinin azaldığı yönde oluyor. Doğadaki değişimler kendiliğinden olan değişimler lafı önemli. Enerjinin niteliğinin yani kalitesinin azaldığı yönde oluyor. Bu kendiliğinden olan değişimlere biraz sonra bakacağız. Biz ikinci yasayı entropi dengesi, entropi eşitliği, adı altında veya termodürme ikinci yasası adı altında ele alacağız. Arkadaşlar e, ordunun dereleri aksa yukarı aksa türküsünü biliyoruz. Bu mümkün mü? Mümkün değil. İşte kendiliğinden olmayacak bir olay. Dereler e, yukarıdan aşağı kendiliğinden akabilir ama aşağıdan yukarıya kendiliğinden akamaz. Bunun akması için ek bir enerji kaynağı, örneğin pompa gerekebilir. İşte doğadaki kendiliğinden olan değişimler, Enerjinin kalitesinin azaldığı yönde oluyor. Kalite nedir? Örneğin e, masanın üstüne 80 derecedeki suyu koyduğumuzda sıcaklığı yüksek. O 80 derecedeki bir bardak suyu e, 80 derece tutmak mümkün değil. Zamanla bu soğuyup odanın sıcaklığına gelecek. Yani kaliteli bir enerjiyi yani 80 derecedeki kaliteli bir enerjiyi e, tutmak korumak mümkün değil. Bu bardağına kadar yalıtırsan yalıt. Zamanla mutlaka o suyun sıcaklığı, odanın sıcaklığına erişecek. Termodinamikte biz e, enerjinin niteliğinin veya kalitesinin yüksek olmasını isteriz. Ama yüksek kalitedeki bu enerjiyi de tutmak mümkün değil. Özellikle sıcaklıkla orantılı bu kalitenin derecesi. Evet, aşağıda verilen iki durumu göz önüne alınız demiş. Hangisinin enerji kalitesi yönünden daha yüksek değerde olacağını değerlendirin. Biraz önce konuştuk. Buz küpü ve sıcak suyu ele alalım. Tabii ki sıcak suyun enerji kalitesi buz küpüne göre daha yüksek. Sıcaklık ne kadar yüksekse onun enerji kalitesi daha da yüksek. Sıcak suyu o sıcaklıkta tutmak mümkün değil. Arkadaşlar termodinamiğin ikinci yasasına göre yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru enerji transferi olur. Sıcak su da soğuyacak tabii ki enerji transferi bulunduğu ortama olacak ortam sıcaklığı neyse o sıcaklığa gelinceye kadar soğuyacak. Ve o sıcaklığa geldiğinde tabii ki denge, denge haline gelecek. E, enerjinin kalitesi giderek azalacak. Buz kübünün e, enerji kalitesi daha düşük sıcak suya göre tabii ki. Ama bu, buz kübü de örneğin sıfır derecede olsun, oda sıcaklığı 20 derecede olsun. Buz kübü de zamanla o 20 dereceye gelecek. O zaman buz eriyecek ve sıcaklığı e, odayla denge haline gelecek. Yani termodinamikte bu denge Durumu da çok önemli. Her cisim e, bulunduğu ortamla dengeye gelmek isteyecek. Birinci ve ikinci yasayı kısaca bu şekilde ele aldıktan sonra arkadaşlar biz termodinamik dersinde olsun diğer derslerde olsun birimleri kullanacağız. Boyutlar ve birimler bizim için çok önemli. Biz SI birim sistemini kullanacağız. SI birim sisteminde yanlış e, yapmayacağız. Makine mühendisliğine giriş dersinde de bunu ele alıyoruz. Her derste de önemli. SI birim sisteminde yanlış yapmaz mühendisler. Temel birimlerimizi göz önüne almak istersek metreyi küçük m ile göstereceğiz. Kilogramı kg ile göstereceğiz. Saniyeyi s ile arkadaşlar. sn ile değil s ile göstereceğiz. Derece santigrat gösterimi slaytta var. Kelvin'i Büyük K ile göstereceğiz, derece işareti olmayacak. Ve burada gördüğünüz gibi Kelvin'i açık yazacaksak baş harfi de küçük olmak üzere hepsi küçük yazılıyor. Esayın kuralı bu. Kelvin özel isim ama birim olarak kullanacaksak bütün harfler küçük harf olacak. Bizler her zaman örnek kullanacağız. Kilo, mega, giga, tera örnekleri bizim için önemli. Küçük k ile gösterdiğimiz kilo 10 üzeri 3'ü. Mega büyük M ile gösterilecek 10 üzeri 6'yı. Giga büyük G ile gösterilecek 10 üzeri 9'u. Tera büyük T ile gösterilecek 10 üzeri 12'yi bize verecek. Newton hareket yasasına bakalım. F eşittir M çarpı A ise arkadaşlar F kuvvet Newton biriminde. M çarpı A ise kilogram metre bölü saniye kare olarak yazılabilir. Yani Newton kilogram metre bölü saniye kareye eşit. Ve biz Newton'u büyük N ile göstereceğiz tamam hepsini küçük harfle gösteriyorsak, yani açık olarak gösteriyorsak hepsini küçük harfle yazacağız. O zaman gördüğünüz gibi Newton ve baş harfi de küçük. Bunlar önemli. Biz mühendisler SI bilgi birim sisteminde hata yapmayacağız. Ağırlık da bir e, kuvvet sonuçta. Ağırlık da M çarpı G'ye eşit. E, yer çekimi meselesi, aksi söylenmedikçe 9.81 metre bölü saniye kare alacağız. Enerjinin birimi Joule büyük j ile göstereceğiz ve hepsi küçük harf olmak üzere jül'ü e açık olarak yazacağız. Jül tabii ki Newton metreye eşit olacak. Arkadaşlar SI birim sistemini pardon SI birim sistemini e, burada ayrıntılı olarak anlatmayacağım. E, ayrıntısına siz bakacaksınız. Bir dakika slide kaydı. he Birimler ve boyutlar için arkadaşlar makine mühendisliğine giriş e, videosunu izleyin. Ders 01'i izleyin. E, birimler ve boyutları burada ayrıntılı anlatmayacağım. En önemli kısımlarını söyledim. Ama e, videoyu izleyerek mutlaka izleyerek e, ders 01'i izleyerek birimler ve boyutlarda hata yapmayacağız. Gelelim tanımlarımıza. Termodinamik dersimizde e, ilk, bugün ilk dersimizi yapıyoruz ve giriş dersimizde tanımlar bizim için çok önemli. Tanımları güzelce öğreneceğiz ve bu tanımlar üzerine diğer önemli bilgileri inşa edeceğiz. Arkadaşlar e, sistem bizim için çok önemli. Termodinamik olarak bir sistemi ele alıp inceleyeceğiz. İncelenen kütle, uzay, makina, herhangi bir cisim bizim için sistem. Örneğin bir odanın içindeki hava bizim için bir sistem. Otomobil motoru bizim için bir sistem. Ve sistemi biz kontrol kütlesi ve kontrol hacmi olarak isimlendireceğiz. Tabii kontrol kütlesi dediğimizde biraz sonra ayrıntısına gireceğiz. Kapalı sistemlerden bahsedeceğiz. Kontrol kütlesi dediğimiz an. Kapalı sistemlerde kütle sabit olduğu için diğer adı kontrol kütlesi. Açık sistemlerle çalışacaksak açık sistemlerde kontrol hacmi diyoruz. Orada akışkanın hacmini kontrol edeceğiz. Kontrol hacmi ve kontrol kütlesi, açık sistem ve kapalı sistemin diğer isimleri. Sistem bizim için önemli dedik. E, sınır da çok önemli sistemin sınırı. Bu sistemin sınırı arkadaşlar, sistem ile çevreyi birbirinden ayıran gerçek veya hayali kütlesiz hacimsiz bir eleman. E, yine biz bir odadaki havayı inceliyorsak, havanın durumunu inceliyorsak, odanın duvarları, tavanı, tabanı bizim için sınır olacak. Sadece içindeki havayı göz önüne alıyorsak. Tabii sınırı ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Hareketli sınır olabilir, biraz sonra bakacağız. Sabit sınır olabilir ve açık sistemlerde biz sistem sınırına kontrol yüzeyi diyeceğiz. Bunları da iyice bilmeniz gerekiyor. Kontrol yüzeyi ve kontrol hacmi açık sistemlerde, kontrol kütlesi kapalı sistemlerde yer alacak. Çevre önemli. Demek ki sistemin bir sınırı var. E, o sınırın dışında kalan her şeye de biz çevre diyoruz. Bu çevre kütleden, uzaydan, her şeyden oluşabilir. Tabii çevreyi yakın çevre, uzak çevre olarak değerlendireceğiz dersimiz ilerledikçe. E, tabii ki e, yine bu odanın havasını inceliyorsak e, odanın dışında kalan e, diğer e, elemanlar bizim için çevre, yani yakın çevre. Özellikle yakın çevre bizi daha çok ilgilendirecek. Ama yakın çevre uzak çevre ilişkisi nedir? Daha sonra ayrıntılı bakalım. Evet, sistem dedik. Basitçe şu şekilde sınırı çizersek arkadaşlar sistem sınırını, sistem sınırının içinde kalan kısım sistem. Biz bunu kontrol kütlesi ve kontrol hacmi olarak isimlendirebiliyoruz. Sınırın dışında kalan her şeye çevre sınırı kontrolüci olarak isimlendirebiliyoruz ve bu çerçevede e, teorik olarak sistemi e, tanımlayabiliriz, bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi bir iki örnek gösterelim. Kapalı kapla başlayalım arkadaşlar. Kapalı kap bir kapalı sistemdir. Bu kap e, gördüğünüz gibi e, dört bir tarafı kapalı. İçinde herhangi bir akışkan olabilir. O sistem ismini alıyor. Dışarısı çevre. Gördüğünüz gibi kabın kendisi arkadaşlar sisteme dahil değil. İstersek dahil edersek ne olur? Tabii onları sonra konuşacağız. Bu kabın içinde herhangi bir akışkan var ve o akışkan sadece sistem sınırı içeride almışız. Tabii bu sistem sınırının gelen enerji giriş çıkışları olacak. Bu enerji giriş çıkışları olmasa zaten sistemin enerjisi değişmez. Sistem sınırı denen kapalı sistemlerde enerjiler ısı ve işten oluşur. Isı ve iş nedir? Biraz sonra bakacağız. Arkadaşlar kapalı sisteme kontrol kütlesi diyorduk. İşte böyle bir kapalı kap sabit sınır içeriyor gördüğünüz gibi ve sabit hacimle sabit kütle içeriyor. Kapalı sistem. Yani bu gösterdiğimiz hepsinde sabit hacim olacak değil ama kapalı sistemlerde sabit kütle her zaman olacak. Kapalı sistemi yine burada bir soda e, şişesine ele almışız. Gördüğünüz gibi kırmızı çizgiler sınır ve artık hani hem sodayı hem de kutusunu e, sınırın içine dahil etmişiz. Ne değişiyor? Onlara ileride bakacağız. Ama bu bir kapalı sistem. Çünkü sınırından kütle giriş çıkışı yok. En önemli tanım bu. Kapalı sistemlerin sınırından kütle giriş çıkışı yoksa adı kapalı sistem. Enerji giriş çıkışı ısı ve iş olarak olabilir ama kütle olarak olamaz kapalı sistemlerde. Yanda açık sistem var. Gördüğünüz gibi sistem sınırını da bu fan için çizmiş. Bu sistem sınırından akışkan girişi ve çıkışı var. sonuç olarak adı açık sistem. Tabii ki bu sistem sınırından ısı ve iş giriş çıkışı da olabilir, olmayabilir ama tek aralarındaki fark açık sistemle kapalı sistem arasındaki fark sınırdan kütle giriş çıkışı olması. Bu kütle giriş çıkışını biz tabii kütlesel de bile hacimsel de modelleyeceğiz. Birçok noktadan giriş, birçok noktadan çıkış veya tek noktadan giriş, tek noktadan sadece çıkış olabilir ama adı açık sistem kütle giriş ve veya çıkışı varsa. Neden bu kadar önemli? Kapalı sistemde ayrı eşitlikler kullanacağız, açık sistemde ayrı eşitlikler kullanacağız. Onun için önemli. Biraz önce konuştuk. Hani bir bardak suyu göz önüne alalım. Ee, biz sistem sınırını içeride çizersek sadece o su bizim için sistem. Ama dışarıda çizersek bardağın kendisi de ve su da bizim için sistem oluyor. Değişen nedir? İleriki konularda ele alınacak. Arkadaşlar kapalı sisteme devam ediyoruz. Kapalı sisteme biz kontrol kütlesi de diyorduk. Ve bu kapalı sistemde Piston silindir düzeni bizim için çok önemli. Arkadaşlar piston silindir düzeni hakkında ayrıntılı çalışacağız. Bakın kapalı sistem, sistem sınırından kütle giriş çıkışı yok. Ama ısı ve iş olarak enerji giriş çıkışı olabilir. Ve sabit sınırın yanında yukarıda bir hareketli sınır içeriyor. Hacim artması ve azalmasını görebiliyoruz biz piston silindir düzeneğinde. O piston yukarı doğru hareket ettiği an hacim artıyor. Yani e, hacim sabit değil ama kütle sabit piston aşağı doğru hareket ettiğinde hacim azalıyor. Bu aşağı yukarı hareketi tabii ki sistem sınırının gelen ısı veya iş giriş çıkışları çerçevesinde oluyor. Piston silindir düzeneği bizim için önemli. Aşağıda ayrıntılı olarak piston silindir düzenini görüyorsunuz. Tabii burada içeriye yakıt giriş çıkışı da var. Yani açık bir sistem. Biz onu ama başlangıçta e, yan tarafta gördüğünüz gibi basitçe piston silindir düzenini bu mavi olarak çizdiğimiz düzene göz önüne alarak inceleyeceğiz Makine mühendisliğinde termodinamikte bu piston silindir düzenini ideal olarak başlangıçta inceleyeceğiz. Bu bizim için önemli. Böyle basit ve ideal durumları inceleyerek termodinamikte birçok e, durum gerçeğe uygulanmış. ve Bugünkü çalışan birçok makine bu teorik e, ideal incelemelerden geliyor. E, i̇deal incelemelerden sonra gerçek duruma geçebiliyoruz. Piston silindir düzeni yatay olabilir, dikey olabilir. Sonuçta bu şekilde de gösterilebilir ve piston silindir düzeninde hareketli sınır var. Hareketli sistem sınırı var. Arkadaşlar e, dikey olması, yatay olması da e, bazı şeyleri değiştiriyor. Onlara da bakacağız. Piston silindir düzenini daha ayrıntılı çizersek e, bu piston silindir düzeni kapalı bir sistem. Sistem sınırını ancak iş ve ısı delebilir. Gördüğünüz gibi sisteme, sistem içerideki akışkan e, sistem sınırını görüyorsunuz. Isı girişi olabilir dedik veya dönem mil işi girişi olabilir. Tüm bu girişler bu sistemin sıcaklığını arttıracak, basıncını arttıracak, e, hacmini arttıracak. Ama piston silindir düzeninde biz e, sabit basınç adı altında işlemleri yapacağız. Neden sabit basınç adı altında yapacağımızı da e, anlatacağız. Yanda gördüğünüz balon da arkadaşlar bir kapalı sistem, e, şişirilmiş bu ve ağzı bağlanmış. E, Şişirilirken açık sistem, ama ağzı bağlandığında kapalı sistem ve bunun sınırı da gördüğünüz gibi hareketli sınır. Sonuç olarak bu şişerken e, balonun sınırı hareket ediyor. Yani hareketli sınır sadece piston silindir düzeninde yok, bir balonda da olabilir. Kapalı sistem hakkında konuştuk kısaca. Şimdi açık sistem hakkında konuşalım. Sisteme biz kontrol hacmi diyoruz açık sistemlerde. Yine sınır ister sınırda ister kontrol yüzeyde. Açık sistemlerde ama daha çok kontrol yüzeyini kullanıyoruz. Ve kontrol hacmi kavramını kullanıyoruz. Açık sistemlerin sınırından kütle ile enerji giriş çıkışı olabilir. Yani kütle ile enerji giriş çıkışı mutlaka olacak. Olabilir değil. Açık sistem adı altında çalışıyorsak, Mutlaka ya bir noktadan sadece kütle girişi veya bir noktadan sadece kütle çıkışı veya birçok noktadan kütle giriş çıkışları olacak. Ee, burada sınırı ısı ve iş giriş çıkışları da delebilir. Isı ısı ve iş çıkışları yok ise mutlaka e, kütle giriş çıkışı olacak ki adı açık sistem. Arkadaşlar otomobil motorunu e, şu şekilde göz önüne alırsak. Bu bir açık sistem ve adı kontrol hacmi ve sistem sınırı da kontrol yüzeyi olacak. Neden açık sistem? Mesela kütle hava girişi var. Kütle yani yakıt girişi var. Bu ikisi karışıp içeride e, mili döndürüyor. Mil işi çıkışı var ve daha sonra da kütle yani gaz çıkışı var. Gördüğünüz gibi e, mil işi çıkışı bizim için önemli. Amacımız da zaten o mili döndürerek tekerlekleri, döndürmek. Dünyayı göz önüne alırsak arkadaşlar dünya için kontrol hacmi demişiz. Sonuçta dünya güneş sayesinde ısınıyor. Sistem sınırının gelen bir ısı girişi var. Sistem sınırının gelen kütle giriş çıkışları da olduğu için biz dünyayı açık sistem olarak alırız. Ama kütle giriş çıkışını ihmal edersek veya yok olduğunu kabul edersek bazı problemlerde kapalı sistem olarak da alabiliriz. Evet. Yanlış tuşa bas basıyorum. ikidir İleri gidiyor. Bir dakika düzeltelim. Evet. Dünyada kalmıştık. Tamam. Yanlış tuşa basmayalım. Konuştuk bu kadar. Kısa bir e, tekrar yapalım. Kapalı sistem sistem sınırından kütle geçişi olmayan sabit kütleli bir sistemdir. Adı kontrol kütlesi. Açık sistem sistem sınırından kütle geçişi olan sistemdir. Adı kontrol hacmi. Bir de e, bahsetmediğimiz izole edilmiş ayrık sistem var. Sistem sınırından kütle geçişinin yanında ısı ve iş geçişinin de olmadığı sistem arkadaşlar. Ayrık sistemlerde bizim için önemli. Bu konuda bir iki e, örnek yapalım. Şimdi soru 1'i göz önüne alalım. Aşağıda verilen sistemler için sistemin izole edilmiş sistem mi, kapalı sistem mi veya açık sistem mi olduğunu belirleyiniz diyor. Biz mühendisler için bunu belirlemek çok önemli. Ona göre termodinamik eşitlikleri kullanacağız. Ona göre termodinamik analiz yapacağız. A şıkkı bir türbinden akan buhar. Bir türbini ele aldığımız arkadaşlar bu türbinin sınırlarından buhar giriş çıkışları var. Tabii ki açık sistem ve türbinden biz elektrik işi elde ediyoruz. Akkor lamba, e, ampul. Akkor ampulü yaktığımız an sınırından elektrik işi girişi var. Kapalı bir sistem. sonuçta akışkan giriş çıkış olmadığı için kapalı bir sistem. Hareket eden bir arabadaki yakıt pompası. Bakın arkadaşlar yakıt pompası hareket etmeyen araçta kapalı sistem. Sonuçta yakıt pompasının sınırından giriş çıkış yoksa ama hareket eden bir arabada yakıt pompası çalışıyorsa sınırından kütle giriş çıkışı olacak, açık sistem. Okyanusun yüzeyinin 3000 metre altında yatan batık bir geminin çapası. Arkadaşlar okyanusun 3000 metre altı. Sabit sıcaklığı sahip bir ortam. Geminin çapası. Geminin çapasının sınırından ne kütle giriş çıkışı var, ne ısı giriş çıkışı var, ne iş giriş çıkışı var. O zaman aylık sistem, izole edilmiş sistem. Bir evin çatısı. E şimdi arkadaşlar buna bakarsak bir evin çatısı eğer çok iyi şekilde kütleye karşı izole edilmişse, yalıtılmışsa o çatıdan örneğin güneş ışını girip evi ısıtabilir. Kapalı bir sistem. Sistem sınırından ısı girişi olabilir. Ama bu evin çatısının penceresini açtık veya herhangi bir çatıda delik varsa, içeriye hava yani kütle girişi varsa, açık sistem. Artık biz mühendis olarak yorumlayacağız bize verilerini ve bu yoruma göre bir model oluşturacağız. Evet şöyle bir bakalım. Şu dördüncü soruyu da yapıp diğerlerini size bırakalım. Asansördeki kasnak arkadaşlar o kasnağı çalıştırmak için iş girişi lazım kapalı bir sistem. Küvet, bu küvetin içi arkadaşlar e, su doluysa e, sonuçta e, içini su doldurmuşuz ve e, giderini kapatmışız. Ve suyun buharlaşmasını da önlemişiz. O zaman kapalı sistem. Ama giderini açmışız. İçeride su var ama giderinden de dışarıya akıyor. O zaman açık sistem. İşte bu şekilde biz mühendis olarak bize verilen örneği modellememiz gerekiyor. Bir insan, insan açık sistem. Sonuçta enerji harcıyor, yürüyor, iş yapıyor. Nefes alıyor, nefes veriyor. Vücudundan buharlaşma oluyor. Bir insan açık sistem. Torna tezgahında şekillendirilen bir metal parçası. Arkadaşlar bu metal parçası tabii ki kapalı sistem. Biz bu metal parçasını şekillendirirken e, yağlarla soğutuyoruz ama o yağ e, zerrecikleri metal parçasının içine girmediğini, girmiyorsa girmediğini kabul ediyorsak zaten girmiyor. O zaman kapalı sistem. Ama sınırından eee ısı ve iş girişi var özellikle ısı girişi var, ısınacak bu metal parçası. O ort bulutunda güneşin etrafına dönen bir kuyruklu yıldız. Gezegenlerin yörüngelerinin çok ötesinde bulunan etkin olmayan kuyruklu yıldızlar bulutu. Sabit sıcaklıkta duruyor bu. Bunun sınırından ısı, iş, kütle giriş çıkışı yoksa ayrık sistem. Evet bu şekilde anlatmaya çalıştık. Diğer sorular Ege Ders de var. Siz incelersiniz. Bayrak sistemi örnek e, bu şekilde de verilebilir. Gördüğünüz gibi buradaki motor e, çalışıyor e, ve odaya bir... E, iş girişi sağlıyor ama sistem sınırını biz hepsinin dışında aldıysak ve bu sistem sınırından gelen ısı, iş, kütle giriş çıkışı yoksa bu da bir ayrık sistem. Bunları daha sonra ayrıntılı olarak ele alacağız. Arkadaşlar sistemden bahsettik artık sistemle sınırın içi. Sınır, sınırı delen enerjiler üç tane başka yok. Isı, iş, kütle kütle ile enerji giriş çıkışı, ısı ile enerji giriş çıkışı ve iş ile enerji giriş çıkışı. Ama sınırın içi sistem ve bu sistemin özellikleri nelerdir? Termodinamikte çok önemli. Kütle, özgül hacim, hacim, sıcaklık, basınç, yoğunluk her biri sistemin özellikleri ve her birinin birimleri gördüğünüz gibi gösterilmiş. Yoğunluğu biz e, kütle bölü hacim olarak alacağız. Kilogram bölü metreküp. Özgül hacmi hacim bölü kütle olarak alacağız. Birimi metreküp bölü kilogram. Yani rho çarpı küçük ve eşittir 1. Bunlar sistemin özellikleri ve sistemin özelliklerine göre biz termodinamikte işlem yapacağız. Modelleme yapacağız. O zaman termodinamikte sistemin özelliklerini göz önüne alarak hallerden veya durumlardan söz edeceğiz. Biz örneğin sistemin birinci hali veya birinci durumunu ele aldığımızda bazı özellikler bizim için belli olacak. Bu mesela kütle, sıcaklık, hacim olabilir. Altına bir indisini de koyduğumuzda hal birin özelliklerinden, sistemin birinci halinden söz ediyoruz demektir. Bir bardak suyu ele aldık. Belli bir kütlede, 20 derecede ve belli bir hacimde olsun. Bu suyu ısıtırsak, yani ısıtmak demek, sınırı delen enerji geçişi olacak. Isı enerjisini verdiğimiz zaman o suyun sıcaklığı değişecek. E, hacmi de değişecek ama kütlesi sabit kalacak. Ama genel gösterim olarak hal 2 ve durum 2'yi biz M2, T2 ve V2 olarak gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi sistemi bir halinden iki haline getirdik. Sistemi bir halinden iki haline getirmek ancak sınırı delen enerji geçişleriyle mümkün. Bu sınırı delen enerji geçişleri sistemin dengesini bozuyor. Biraz sonra da söyleyeceğiz. Termodinamik denge e, haliyle ilgilenir. Sistemin birinci hali dengededir. Sistemin ikinci hali dengededir ve biz bu hal birle hal bir ve halikiyle ilgileneceğiz. E, sınırı e, delen enerji geçişleri dengeyi bozacak, ama onlarla e, ilgilenmeyeceğiz veya nasıl ilgileneceğimizi biraz sonra söyleyeceğiz. Ne dedik? Termodinamik dengede olan sistemler ile ilgilenir dedik. E, termodinamikteki dengelerine örneğin ısıl denge. Sistemin her noktasında aynı sıcaklık. Arkadaşlar sistemin her noktasında zamanla sıcaklık değişmiyorsa bir odadaki havanın her noktasındaki sıcaklığı aynı kabul edebiliriz. O zaman oda ısıl dengede. Ama odayı ısıttığımız zaman bu ısıl denge bozulacak tabii ki. Mekanik denge, zamana göre sistemde her noktada basınç değişmiyor. Bu da önemli. Bir odadaki havanın e, tabana ve tavana yakın noktalarında çok az bir farkla e, ihmal edilecek farkla basınç değişebilir. Ama e, biz bunu değişmiyor kabul edersek mekanik dengeden söz ediyoruz. Isıl ve mekanik denge bizim önemli konumuz. Kimyasal denge aynı kimyasal bileşim. Tamam, bunun üzerinde pek durmayacağız bu derste. Bir de faz dengesi var kimyasal dengeyle faz dengesine kitaplardan bakın ama bizi daha çok ısıl ve mekanik denge ilgilendirecek arkadaşlar sistemin öne önemli özellikleri sıcaklık basınç özgül hacim ve yoğunluk olabilir dedik e, bu özelliklerden ikisi bize verilmezse zaten o sistemi modelleyemeyiz o zaman şöyle diyelim hal önermesinden bahsedelim basit sıkıştırılabilir sistemde Birbirinden bağımsız bak. Birbirinden bağımsızı biraz sonra açacağız. İki yeyin özellik hal önermesini oluşturur. Bu hal önermesi olmadan biz işlem yapamayız. Basit ne demek? Yerçekimi, manyetik etki, yüzey gerilmesi gibi etkiler yok. Biz e, örneğin yüzey gerilmesini akışkanlar mekaniğinde işliyoruz. Ama biz termodinamikte e, basit olarak sistemleri modelleyelim. yeyin ne demek? Veya yoğun. Kütleden bağımsız özellikler arkadaşlar. Mesela sıcaklık. Odadaki havayı ikiye böldüğümüzde bir sıcaklığı değişmez. Odadaki havanın basıncı değişmez ikiye böldüğümüzde. Yoğunluğu değişmez. O zaman bunlar yayın özellikler. O zaman bize iki tane birbirinden bağımsız yayın özellik lazım ki... ...hal önermesini gerçekleştirebilelim. Mesela sıcaklık basınç. Her zaman birbirinden bağımsız mı? Değil. Örneğin faz değişiminde... E, sıcaklık da sabit kalıyor, basınç da sabit kalıyor e, buharlaşmada örneğin faz değişiminde, kaynama olayında. O zaman kaynama olayında e, sıcaklıkın yanında özgül hacmi alabiliriz örneğin basıncı alamıyorsak. Birbirinden bağımsız iki tane özellik seçmek zorundayız ki bunlara ilerleyen derslerde tabii ki ayrıntılı olarak bakacağız. Bugün kavramlara, tanımlara bakıyoruz. Bunlar çok önemli. Bunları iyice öğrenmeniz gerekiyor. Arkadaşlar e, hal değişimi dedik e, bir noktasından iki noktasına veya bir halinden iki haline sistemi getirebiliriz dedik Getirirken belli bir işlem yolunu izleyecek o sistem buna biz hal değişimi yolu veya işlem yolu diyoruz ve bunu biz çeşitlik diyaramlarda göstereceğiz örneğin sıcaklık özgül hacim diyaramı. bir halinin sıcaklığı özgül hacmi şu şekilde ise ve sistemi delen enerjiler çerçevesinde belli bir işlem yolu izleyip sistem iki haline geliyorsa sıcaklığı ve özgür açım değişiyorsa TV diyarımını bu şekilde çizebileceğiz. TV diyarımı, PV diyarımı, TS diyarımı, PH diyarımı, TP diyarımı birçok bir diyarımı ele alacağız. Bu diyaramlar bizim için önemli. Sistem hal birden hal 2'ye giderken belli bir işlem yolunu izliyor. Sistemi hal birden hal 2'ye götüren etki sistem sınırının gelen enerji geçişleriyle olur dedik. Bunlar önemli konular. Bu kavramları kafanızda çok iyi şekilde canlandırmanız gerekiyor. Ne dedik arkadaşlar? Hal bir ve hal ikide sistem dengede. Sistem tarafından enerji, iş, ısı kütle geçişi olduğunda dengenin bozulduğu süreç başlıyor. Denge ısı geçişiyle sürtünme etkileriyle bozuluyor. Bu sürtünme etkileri de eee biz eee e, ideal durumlarda göz önüne almayacağız ama en en önemli etken sürtünme etkisi etkisi dengeyi bozan etken. O zaman ideal yaklaşımımız ne olacak? Termodinamikte biz buna sanki dengeli işlem diyeceğiz. E, sürtünmenin olmadığını kabul edeceğiz. Gerçekte var ama olmadığını kabul edeceğiz. Örneğin piston silindir düzeninde pistonu çok çok yavaş hareket ettirirsek e, o piston sanki dengelimiş gibi e, işlem görecek. Yani ideal olarak başlayacağız biz problemlere gerekirse gerçeğe geçeceğiz. Hal değişimi önemli dedik. Hal birden hal ikiye sistemi getireceğiz. Getirirken çeşitli şekillerde getirebiliriz. Örneğin sıcaklığı sabit tutabiliyorsak ki biliyorsunuz faz değişimi de biraz önce söyledik kaynamada sıcaklık sabit. O zaman izotermal bir işlem yapıyoruz. İzotermal hal değişimi gerçekleştiriyoruz demektir. Basıncı sabit tutuyorsak piston silindir düzeneklerinde basınç sabittir diyeceğiz. Ama basit piston silindir düzeninde pistonun üzerinde bir yay varsa başka bir etki varsa basınç değişebilir. Ama basınç sabitse biz ona izobarik diyeceğiz. Özgür hacim sabitse izometrik veya izokorik diyeceğiz arkadaşlar. İzotermal, izobarik, izokorik ve izometrik tanımlarını da bileceğiz. Sorularda karşımıza çıkar. İzobarik dediği an anlayacağız ki basınç sabit. Onun yanında sürekli akış hal değişimi diye bir tanım yazmışız. Yani açık sistemlerde zamanla kütle değişmiyorsa, tabii ki kütlesel debi veya hacimsel debi sabitse sürekli akış hal değişiminden söz edeceğiz. Bu hal değişimleri için bu dört tane tanımlamayı yapabiliriz. Sıcaklık yine bizim için önemli. Termodinamiğin sıfırıncı kanunu çerçevesinde sıcaklık tanımlanıyor. Arkadaşlar ne diyor sıfırıncı yasa? Şimdi neden sıfırıncı yasa? Birinci yasa ve ikinci yasadan sonra bulunmuş ama bu yasalardan önce gerektiği, önce gelmesi gerektiği kanatına varıldığı için sıfırıncı yasa denmiş. İki ayrı cismi ele alalım arkadaşlar. Bu iki ayrı cisim üçüncü bir cisimle ısıl dengede ise Isıl denge ne demek? Sıcaklıkları aynı demek. Bu iki cisim birbirleriyle de ısıl dengededir diyor. İki ayrı cismi biz ayrı ayrı üçüncü bir cisim, cisimle birleştirdik ve gördük ki ısıl dengede bu iki ayrı cisim üçüncü cisimle. O zaman bu iki cisim de birbirleriyle ısıl dengededir diyoruz. Isıl denge kavramı ve sıcaklık kavramı tarım ödeneminin sıfırıncı yasasıyla ele alınır. Şimdi bu yasa bize basit geliyor ama zamanında Termodinami neler için önemli bir yasa. Birinci, ikinci yasa, üçüncü yasa, sıfırıncı yasa bizim için önemli. Biz daha çok birinci ve ikinci yasa üzerinde duracağız. Sıcaklığı T ile göstereceğiz. Büyük T ile e, SI birim sisteminde hem derece santigrat hem kelvin'i kullanacağız. Kelvin'i kullanıyorsak derece santigrat artı 273.15'e eşit. Arkadaşlar 30 derece santigrat ve 45 derece santigratı ele alalım. Delta T'ye bakalım. T2 eksi T1 45 eksi 30 15 derece santigrat. T1 ve T2 Kelvin'e çevirelim. Gördüğünüz gibi Kelvin'e çevrilmiş halleri var. Yine delta T'ye T2 eksi T1'e baktığımızda 15 Kelvin çıkıyor. Yani önemli nokta ne? Sayısal değerler değişmiyor. Delta T derece santigrat, delta T Kelvin'e eşit. Bu da önemli. Mesela ısı transferinde biz Jül bölü kilogram Kelvin veya veya Jül bölü kilogram derece santigrat diyoruz. Isı transferi eşitliklerinde delta T olduğu için e, paydada derece santigrat ve Kelvin olması e, birimi değiştirmiyor. Sıcaklığın yanında basınç da bizim için önemli. Basıncı büyük P ile göstereceğiz. Akışkanlar mekaninde ayrıntılı olarak anlatılır. Pascal biriminde çalışacağız Newton bölü metrekare olarak. Tabi Pascal birimi küçük kaldığı için örnekleri kullanacağız. Kilo, mega, tera, giga gibi. Ama barı ve atmosferi de kullanacağız. Bir bar 10 üzeri 5 paskala eşit veya 100 kilo paskala eşit bir bar. Bir atmosfer gerçekte 101.325 paskala eşit. Biz bunu yaklaşık 100 kilo Pascal olarak alabileceğiz arkadaşlar. Sonucu çok etkilemeyecek. Evet etkin basınç ve gösterge basıncı aynı şey. Ee, akışkanlar mekaninde ayrıntılı anlatılır. Etkin basınç veya gösterge basıncıyla çalışıyorsak biz Rho çarpı G çarpı H eşitliği gösterge basıncını verecek. Bu nedir? Atmosfer basıncının dışındaki basınçtır. Rho yoğunluk, G yer çekim H de dikey. Bak dikey lafı önemli, dikey yükseklik. Bu üçünün çarpımı Pascal biriminde bize etkin basıncı, gösterge basıncını verecek ama biz buna kısaca basınç diyeceğiz. Vakum basıncı, toplam basınç nedir? Onlara da siz bakın. Deniz seviyesi tabii ki basınç için önemli. Arkadaşlar deniz seviyesinde atmosfer basıncından bahsettik. Atmosfer basıncı deniz seviyesinden yükseldikçe basınç azalır. Deniz seviyesi de aşağı doğru gittikçe basınç tabii ki artar. Rho, G, bağlı olarak. Yani deniz seviyesinde bir atmosfer basınç varsa yükseldikçe bu basınç azalacak. Rho, G, bağlı olarak e, aşağı doğru indikçe bu basınç artacak. Akışkanlar mekaniğinde dediğim gibi ayrıntısı ele alınır. Arkadaşlar bir 10 dakika ara verelim. Ben de anlatırken yoruldum. 10 dakika sonra görüşeceğiz. Dersimize 10 dakika sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar 10 dakika ara süresi doldu. Dersimize devam edelim. Evet sistemden ve çevresinden söz ettik ve sınır olayından da söz ettik. Sistem ve çevre arasındaki sınır örneklerine şöyle kısaca bir bakalım. Ee, bu tablo önemli. Ee, bu tabloyu göz önüne alarak bir tekrar yapalım. Sistem ve sınırı değerlendirirsek arkadaşlar açık sistem dediğimizde e, o sınırdan bildiğiniz gibi kütle ile enerji geçişi var. Sınırdan kütleyle enerji geçişi yanında ısı ve ve iş ile enerji geçişi de olabilir demişiz. Sistemi kapalı sistem olarak aldığımızda sınırdan kütle ile enerji geçişi yok. Tek e, tanım bu. Sınırdan ısı ve veya iş ile enerji geçişi olabilir. Yarı geçer yarı geçirgen bazı kimyasal türler sınırdan girebilir. Sınırdan kütle ile enerji geçişi yanında ısı ve veya iş ile enerji geçişi de olabilir. Tabi termodinamikte pek kullanmayacağız e, yarı geçirgeni ama bilgi olarak buraya yazalım. Açık ve kapalı sistem bizim için önemli. Bir de yalıtımlı sınır yalıtım malzemesiyle kaplanmış ise e, bu tanım bizim için önemli arkadaşlar. Bakın yalıtımlı sistem dediğimizde sınır yalıtım malzemesiyle kaplanmış anlamı geliyor. Isı ile enerji girişi ve çıkışı mümkün değil. Sınırdan kütle ve veya iş ile enerji geçişi olabilir. Rijit sistem e, bu bu tanımı da kullanacağız. Sınır mekanik olarak deforme edilemez. Örneğin kapalı bir kapı ele alalım. İçeride e, herhangi bir sıvı bulunsun. Bu kapalı kapı ısıttıkça arkadaşlar Kapalı kap, her tarafı kapalı, ısıttıkça içindeki basınç artacak ve bu basınç sistem sınırlarını etkilemeye başlayacak. Rigid bir cisimde mekanik olarak deforme edilemiyorsa e, bu basıncı sınıra etkisini göz önüne almayacağız ama gerçekte belli bir süre sonra bu kap patlayacak. Yani belli bir noktaya kadar mekanik olarak deforme edilemez sistemlere biz rigid sistemler diyeceğiz. Gelelim ayrık. Arkadaşlar şu yalıtımlı ile ayrık çok önemli. Yanında İngilizceleri de var. Yalıtımlı sistemde dedik biz sınır yalıtım malzemesiyle kaplanmış ama ayrık sistem yine yalıtılmış olarak Türkçe çevirebiliriz ama daha gerçi soyutlanmış sistem. Örneklerini de biraz önce verdik. Sınırda hiçbir etkileşim gerçekleşmiyor. Sınırdan kütle ısı ve iş ile enerji geçişi yok. Ayrık sistem tanımı, yalıtımlı sistem tanımı, kapalı ve açık sistem tanımı önemli. Tabii ki rigid olarak da ele aldığımızda bir sistemi özellikle kapalı kap olarak modelleyebileceğiz. Termodinamik sistemimiz kapalı ve açık sistem olarak ele alacağız. Kapalı sistemler kararlı kararsız, açık sistemler kararlı kararsız veya sürekli süreksiz olarak, olarak modellenebilir. Yani zamandan bağımsız ve zamana bağımlı olarak inceleyeceğiz. Hepsini ele alacağız arkadaşlar. Ö ö öncelikle kapalı sistemlerle devam edeceğiz ve kararlı olarak devam edeceğiz. Ama daha sonra kararsız sistemler, açık sistemlerde kararlı kararsız durumları ele alacağız. Ve bugünkü anlattığımız konuyu bu şekilde özetleyebiliriz. Evet, burada da e, şekil olarak bir, yine özet geçtik. Çünkü bu konular çok önemli arkadaşlar. İleride bunların üzerinde durmayacağız. Hepsini biliyorsunuz, kabul edeceğiz. Kapalı bir sistemde örneğin birinci şekil e, ve e, sınırlar sabit. Sınırdan ısı giriş çıkışı olabilir, iş girişi olabilir. Bu şekilde sistemin e, enerjisi artabilir. Tabii e, ısı çıkışı oluyorsa sistemin enerjisi de azalır. Onları hepsini matematik olarak e, termodinamik eşitlikler olarak zaten modelleyeceğiz. Yarında piston silindir düzeni var. Hareketli bir sınır içeriyor. Tabii ki bu hareketli sınır arkadaşlar hareketli sınır çerçevesinde sınır işini oluşturacak. Hani V out demiş orada. E, V'yi biz işin karşılığı olarak göstereceğiz. Sınır hareket ettiği an orada bir iş yapılıyordur da diyeceğiz. Tabii ki bu iş yapılma durumunu sınırdan giren çıkan Diğer ısı ve işler oluşturacak sınırdan çıkan bu sınır işi de sınırı delen bir iş olarak göz önüne alınacak tabii ki. Ayrıntılı onlara bakacağız. Üçüncü şeklimiz açık sistem. Sınırlar sabit ama kütle giriş çıkışı var. Bunun yanında ısı giriş çıkışı da var olmayabilir de, iş giriş çıkışı da olabilir. Bu çerçevede açık sistemleri de değerlendireceğiz. Hani iş çıkışı olabilir dedik, o zaman son şekle bakalım. Yine bir açık sistem iş çıkışı var, hareketli sınır var, piston silindir düzeni ama bu sefer içeriye bak, kütle girişi var. Yani kontrol hacmi, tabii son ikisi kontrol hacmi, ilk ikisi kontrol kütlesi olmak üzere değerlendirmelerimizi yapabileceğiz. Evet. Dersimizde 27 kişi var. 29 kişi olmuş. İsteyen soru sorabilir arkadaşlar. Dersi izlemek önemli. Özellikle ilk alanlar için çok önemli. Dersleri izlemeyi ihmal etmeyelim. Yine bir özet geçersek sınırımız kapalı olabilir. O zaman sabit kütle ile çalışıyoruz. Isı yalıtımı yapılmış olabilir. Bakın termodinamikteki bunun adı adiabatik adiabatiği gördüğün an ısı yalıtımı yapılmış diyeceğiz. Rijitten bahsettik. Rijit sistemlerde hacim değişmiyor. Yani hacim değişmiyorsa biz buna izometrik demiştik. Kapalı ve rijit sistemlerde arkadaşlar sabit yoğunluk var. İzokorik sabit yoğunluk olduğunda. Kapalı, rigid ve yalıtımlı ise zaten e, e, sabit enerjili bir sistem olacak artık. Bunun yanında ısı deposu kavramını ileride ele alacağız. Isı e, deposu bizim için bir kaynak. Ve e, ısı deposu dediğimiz zaman o ısı deposunun sıcaklığı sabit olacak. Yani başlangıçta bunu bilin. Isı depolarından ileride bahsedeceğiz kaynak olarak. ısı depolarının sıcaklığı değişmiyor kabul edeceğiz. Isı depoları izotermal olacak. Bunun yanında mekanik rezervuarlar da kaynaklar da var. Mekanik rezervuar dediğimizde de izoborik durumdan izobarik durumdan söz edeceğiz basın sabit olacak bu tablolar önemli arkadaşlar bunların iki tane böyle sonuç tablosu size sundum bunların içindeki bilgiler önemli bunları iyi bilmenizde yarar var evet giriş yaptık bugün termodinamik tanımlar ve kavramları ele aldık hepsi çok önemli dedik kesinlikle bir kere tekrar etmenizde de yarar var ama biz neden termodinamik bilmeliyiz sorusuna da cevap verelim. Cevap vermemiz gerekiyor. Bu soruya da bakalım. Herhangi bir şekilde enerji ihtiyacımız varsa ki her zaman var, karşımıza termodinamik çıkacak. Bu durumda enerji sistemlerini ve uygulamalarını tasarlamak bak biz mühendisler tasarım yaparız. Enerji sistemlerini ve uygulamalarını tasarlamak, analiz etmek, doğru analiz etmek ve değerlendirmek için termodinamik bilmemiz gerekiyor. Termodinamik kolaydır. Benim söylediklerimi yaparsanız tasarımı, analizi ve değerlendirmeyi birlikte güzelce gerçekleştirebiliriz. Biz dönemi enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılıdır e, de, demişim. Termodinamiği bunlarla birlikte ele alacağız. Enerjiyi e, güzelce işleyeceğiz zaten arkadaşlar. Bunun yanında çevre yani iklim değişimi, çevre kirliliği kesinlikle birbiriyle ilişkili enerjiyi kullandıkça biz Maalesef çevrede de değişimlere neden oluyor, olabiliyoruz. Kullanılan her, her enerjinin çevreye olumsuz etkileri var. Onun yanında sürdürülebilir kalkınma da çok önemli. Yani biz mühendisler şu anda termodinamik için de sadece enerjiyle ilgileneceğiz ama e, daha sonra aldığınız e, birçok dersle birçok konuyu birleştirip birlikte değerlendirmek zorundasınız. Enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma e, önemli ve termodinamik bunlarla bağlantılı. Arkadaşlar piston silindir düzeni bizim için çok önemli dedik, ayrıntılı olarak ele alacağız dedik. Şimdi kısaca bazı bilgilere bakalım. Piston silindir düzenini basitçe bu şekilde ele alırsak, gördüğünüz gibi burada bir piston var ve silindiri çevresinde yer alıyor ve içinde herhangi bir akışkan var. Burada gaz olur, sıvı olur önemli değil. Bu akışkanın davranışını ele alacağız. Ama piston silindir düzenini modellerken bu silindir bizim için önemli. Bakın bu silindiri göz önüne alırsak bu silindirin bir e, ağırlık merkezi var. Ve ağırlık merkezinden etki eden bir ağırlığı var. Ağırlığı MG ile gösteriyoruz zaten. Ve yer çekimi iğmesi yönünde. Ama bu silindirin içinde bir e, akışkan var ve bu akışkanın basıncı da PI olsun. Tabii ki bu pistona bu yönde etki edecek. Bunun birimi pas kalsa bunu şuranın yüzey alanıyla çarptığımızda e, kuvvete dönüştüreceğiz. Yani Mg'nin birimi Newton. O zaman burası da Newton oluyor. Hepsinin birimi aynı olacak. Ve pistonun üzerine de etki eden e, bir atmosfer basıncı veya pistonun üzeri kapalı olabilir. Herhangi bir basınç var sonuçta etki eden. Açıksa atmosfer basıncı etki edecek. Atmosfer basıncını P0 ile gösterirsek onu da A ile çarparsak yine Newton biriminde bunu değerlendirebiliriz. O zaman bu yönleri dikkate alarak düşey yönde yani Y yönünde diyelim e, toplam kuvvetler sıfıra eşit olacak dengede olan sistemler için. Bunu dengede olarak incelediğimizde toplam kuvvetler eşittir sıfır. Sıfırsa yönlere göre P çarpı A eşittir MG artı P sıfır A olarak yazar. Biliriz Newton biriminde. Bu yazılım bizim için önemli. Şimdi dersimizi bitirmeden 1-2 sayısal örnek yapalım. Evet ders 0-1 bitti ama sayısal örneklere geçeceğiz. Arkadaşlar örneğimiz şöyle olsun. Bu örnekler önemli ve bu örneklerde öğrendiğimiz kuralları... Bundan sonra üzerinde hiç durmayacağız. Çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Dikey bak. Dikey bir piston silindir düzeni basıncı bilinmeyen bir gaz içermektedir. Dış basınç 100 kPa olarak verilmiştir ki bu dış basınç yani 100 kPa yaklaşık bir atmosfer. Atmosfer basıncı olabilir. Pistonun yüzey alanı 0.2 metrekare ve kütlesi 20 kilogram ise gazın basıncını kilopaskal olarak belirleyiniz düzenin yönü değiştirilseydi yani şimdiki konumundan baş aşağı konuma geçseydi basınç ne olurdu? Yine onu kilopaskal olarak hesaplayacağız. Şimdi arkadaşlar problemleri birlikte çözerken şöyle yapacağız. Önce şekil. Şekil bize verilmişse güzel. Verilmemişse biz çizeceğiz. Örneğin şu 20 kilogram ve üzerinde 100 kilopaskal var. Ve içeride de bir gaz var. P dış 100 kilopaskal olarak verilmiş. Pistonun çapı, çap bak bu. 0.2 metrekare olarak verilmiş. Pistonun kütlesi 20 kilogram olarak verilmiş Bunu başlangıçta yazalım bize verilenler bunlar. Şimdi bu piston için ne yapabiliriz? Arkadaşlar bu P gazı bulacağız biz P gazı bulacaksak piston üzerinde bir denge durumunu oluşturmamız gerekiyor. İster basınç dengesi ister kuvvet dengesi. Kuvvet dengesi için toplam F'ye eşittir 0 yazacağız tamam. Bakın burada P dış bu, bu şekilde P piston tabii ki yönü aşağı doğru. Pistonun basıncı sonuçta pistonun bir kütlesi varsa bir basıncı da var. Ama gazın basıncı bunların tersi yönde olacak. Şu sabit A alanına, A yüzey alanına e, üçü de etki edecek. Arkadaşlar P dış çarpı A olarak yazdığımızda birim Newton. Artı P piston çarpı A Tabii ki bunlar sol tarafta yer almış. Neden? Yönleri aşağı doğru. Eşittir P gaz çarpı A'ya olacak. A'dan bunları kurtarırsak tabii ki Pascal biriminde basınç eşitliğini yazabiliriz. O zaman P gaz eşittir P dış artı P piston tamam. P dış verilmiş P, P pistonu belirleyeceğiz. Basınç nedir? Newton bölü metre kare. O zaman piston ağırlığı bölü yüzey alanı bize piston basıncını verecek. Ağırlık ne? B çarpı G bölü A. Bu A arkadaşlar e, yüzey alanı pi çarpı d kare bölü 4'ten eşit e, 4 kullanılarak elde edilir. Ama bize burada direkt olarak verilmiş bakayım. Pistonun yüzey alanı 0,2 metrekare olarak verilmiş. Tamam. Verilmeseydi pi çarpı d kare bölü 4'ten. Neden d kare bölü 4? Ve çap. yarıçap çap verilirse tabii ki pi r kareden hesaplayacağız. Tamam. O zaman P gaz eşittir P dış artı M çarpı G bölü A. Sayısal değerleri yerine koyacağız. Dikkat. P dış 100 kilopaskal. Tamam. M 20 kilogram. G 9.81 metre bölü saniye kare. Aksi söylemedikçe yer çekilmemesi bu şekilde. Alan 0.2 metre kare verilmiş ama şuranın birimi pascal Şuranın birimi kilopaskal. O zaman biz e, bu birimi de kilopaskala çevireceğiz. Yani bu elde ettiğimiz sonucu bine böldüğümüz an kilopaskal birimine dönüştüreceğiz. O zaman P gaz 100.981 kilopaskal olarak bulunacak. Yani yaklaşık gördüğünüz gibi dış basınca eşit esasında bu 20 kilogramlık kütle fazla bir basınç oluşturmamış ama gerçek sonuç nedir? 100 100.981 kilopaskal. A şıkkını elde ettik piston silindir düzeneği için. B şıkkında diyor ki bu piston silindir düzeni baş aşağı döndürülürse. E o zaman ne olacak arkadaşlar? Yine P dış basınç bu sefer bak baş aşağı döndürülüyor. P dış basınç bu şekilde etki edecek. İçeride ne kalacak? P piston artı P gaz. Gördüğünüz gibi onların yönleri bu şekilde olacak. Baş aşağı çevirirsek. Diğerinde P dış P piston vardı. Bu sefer P piston P gaz ee, bu şekilde yer aldı. P dış bu şekilde yer aldı. Baş aşağı çevirsek eşitliğimiz nasıl olacak? P dış eşittir P piston artı P gaz şeklinde olacak. P dış 100 kilopaskal verilmiş. P pistonu işte 29.8102 bir de 1000 ile değerlendiriyorduk. Birimleri yanında var. Oradan P gazı çekeceğiz. O zaman 99.019 kilopaskal çıkıyor bak. Diğeri 100.981 çıkarken bu 99 çıkıyor. Bu piston silindir düzenini baş aşağı çevirirsek. Tamam bu örneği arkadaşlar bu şekilde işlemiş olalım. Başka önemli bir örnek. Evet okuyalım. Bir piston silindir düzenine yine verilmiş. 300 kelvin sıcaklıkta 0.02 metreküp hacminde hidrojen içermekte. Pistonun çapı 10 santim olarak verilmiş, ağırlığının olmadığı kabul edilen piston. Tamam, ağırlığının olmadığını kabul edelim. Piston üzerine dik bir biel tarafından çekilmektedir. Gördüğünüz gibi piston bir mg ağırlığı çerçevesinde çekiliyor. Dış koşullar 100 kPa ve 300 Kelvin ise, içeride 50 kPa basınç oluşturmak için gerekli olan çekme kuvvetini bulacağız, kilonewton olarak. Piston serbest bırakılıp ileri geri salınım yapması sağlanmış ve sonunda denge durumuna gelmiştir. Bu çerçevede içerideki sıcaklık 600 Kelvin olarak ölçülmüştür. 300 Kelvin'den 600 Kelvin'e gelmiş denge durumundaki hidrojenin basıncını bulacağız. Ee, hidrojen yerine şuradaki şu yanlış yazılmış tabii ki. Hidrojen yerine oksijen gazı olsaydı A şıkkındaki cevabınız ne olurdu demiş. Tamam C şıkkını da o şekilde değerlendireceğiz. Arkadaşlar hani hidrojen tamam verilmiş. Verilenler 300 kelvin. 0.02 metre küp. Çap 10 santim veya 0.1 metre. Ve dış basınç 100 kilopaskal verilmiş. Sıcaklık da yine 300 kelvin. Yani sıcaklık olarak bu sistem e, A şıkkında e, ısıl dengede. Ama diğer durumlar değişiyor. Bakın yatay bir piston silindir düzeneyi. Kuvvet dengesini yapalım. Pistonu bu sefer bu şekilde çizeceğiz. İç basınç var. P iç burada bir el yani çekme çekme basıncı var. Tamam. Yönü bu şekilde. Bak. P iç basınç da bu şekilde. Bunun da yönü bu şekilde. Sonuçta bu şekilde çekiliyor. Ve P dış basınç bunun tersi yönde etki edecek. Yönler önemli. Ona göre bak bu sefer toplam F kuvvetlerini sıfıra eşitledik. P iç çarpı A tabii ki F içe eşit. P bir el veya çekme çarpı A F çekme eşit. P dış çarpı A, F dışa eşit. Buna göre Olayı modelleyelim. Newton biriminde burada yazmışız. Tamam. Ee, o zaman F çekmeyi tek başına bırakırsak. Bize F çekme soruluyor. A şıkkında. O zaman elimize ne kalıyor? P dış eksi P iç çarpı A kalıyor. Bu 100 bu 50. Bakın A'yı burada hani Pd kare bölü 4'ten hesaplamışız gördüğünüz gibi. Ve 0.393 kilo Newton çıkıyor. A şıkkı ne diyor? E, ee, i̇çeride 50 kilo pascal basış oluşturmak için gerekli olan çekme kuvveti tamam. Ee, 0.393 kilo Newton olarak çıkıyor karşımıza. Arkadaşlar önemli bir nokta bakın. Pistonun ağırlığı dikkate alınmadı. Yani onu sorunun içinde söylemesine bile gerek yok. Ee, biz ideal çalışıyoruz. Sürtümü olmadığı için yatay piston silin düzeninde V piston dikkate alınmadı. Çünkü neden? Bakın F iç böyle, F dış böyle, F çekme böyleyken V piston böyle. Bu aşağı doğru etki ediyor. Bu iki e, bu X yönündeki 3 kuvveti etki etmiyor. Burada sürtünme olsaydı ona göre değerlendirme yapardık ama dikey pistonda V piston kesinlikle kullanılırken yatay pistonda var olmasına rağmen e, bu kuvvetlere etki etmediği için kullanılmıyor zaten. Yani sorunun içinde piston ağırlığı dikkate alınmadı de, demesine bile gerek yok. B durumu bir denge durumu yani B'de açıkça ne diyor F çekmeyi sıfır al diyor. O zaman ne olacak? E tabii ki iç basınç dış basınca eşit olacak. Arkadaşlar piston silindir düzeninde basınç sabittir diyeceğiz ileride. Ee, eğer e, P iç ve P dış dışında herhangi bir etki yoksa P içi P dışı eşit alacağız. Sonuçta sabit basınçta çalışacağız. Burada da e, F çekmeyi göz önüne almazsak. 100 kilopaskal olarak e, iç basıncı değerlendirebiliriz. Çünkü dış basınca eşit olacak. C şıkkı diyor. Hidrojen yerine başka bir şey olsaydı. Zaten A şıkkını çözerken biz hidrojen mi değil mi diye bir şey yapmadık zaten. Onun için sonuç değişmez. F çekme 0.393 kN olarak kalır. Bu soruları güzelce değerlendiriyoruz arkadaşlar. İlerisi için önemli. Burada anlatılan bu basit bilgiler ileride hiç üzerinde durulmayacak. Bu basit bilgileri bilmek zorundasınız. Son sorumuz şöyle olsun. Bir piston silindir düzeni 300 kilopaskal basınçta 0.03 metreküp hacminde nitrojen içermektedir. Atmosfer basıncı 100 kilopaskal olarak verilmiştir. Piston ile birleştirilmiş yayın yay sabiti 256.7 kN bölü metre değerindedir. Hacim iki katına çıkana kadar gaza ısı aktarılıyor. Bak gaza ısı aktarılacak ki hacim artsın. Pistonun çapı 0.5 metre ise nitrojenin son basıncını kilopaskal olarak nitrojenden çevreye yapılan iş transferini kilojül olarak atmosfere giden iş miktarının oranını yüzde olarak belirleyiniz. Bu çerçevede soruyu çözeceğiz. Arkadaşlar piston silindir düzeneğinde sabit basıç işlemi var ama dışarıda bir etki, başka bir etki yoksa bakın burada yayın etkisi var. Bu ee, olayı değiştirecek. Bu yaylı piston silindir düzenekleri önemli. İleride de ayrıntılı olarak ele alacağız. Şimdi bir giriş yapalım. Dış basınç atmosfer basıncı 100 kPa. Burada yay var. İçerideki basınç da 300 kPa. Buna göre değerlendirmemizi yapalım. Önemli bir soru. Piston çapı 0.5 metre olarak verilmiş. Yay sabiti. Çünkü yay var burada. doğrusal bir yaydan söz ediyoruz. K'sı 256.7 kN bölü metre. P1 basıncı 300 kPa. P atmosfer 100 kPa. Ve V1 hacmi 0.03 m3 olarak verilmiş. İkinci durumda ne diyor arkadaşlar? V2, 2V1 olsun diyor. Yani ikinci durumu da hal 2'yi de değerlendirdiğimizde V2 0.06 metreküp olarak alacağız. Önce birinci duruma bakalım. Ee, dikey piston silindir düzeni toplam F kuvveti 0 eşit olacak ama ne var? Kuvvet olarak yazarsak yani atmosfer basıcının oluşturduğu F atmosfer var kuvvet olarak ve piston var bir kuvvet olarak ve F gaz var. Birinci durumda yayı dikkate almıyoruz. Neden? Arkadaşlar hani hal bir e, üstünde yay var ama yayın etkili bir kuvvet yok da yok. Ancak bu gazın basıncı arttığı an o yayın e, etkisi devreye girecek. Onun için ben ikiye böldüm soruyu çözerken. Bakın onu güzelce söyleyelim. Burada yay var ama başlangıçta burada 300 kPa bu duruyor. E, yaya da herhangi bir sıkıştırma yok. İlk durum bu. Yoksa analizimiz bu şekilde. Kuvvetler cisinden yazarsak işte F gaz eşittir, F atmosfer artı, V piston. Bu kısımları çalıştık yukarıda. E, P pistonu, bakın yani, <laughs> pistonun basıncı başlangıçta belli değil ya. Onu buradan saptayabiliriz. 200 kilopaskallık bir piston basıncı varmış arkadaşlar. İçeride 300 kilopaskal varsa ve burası dengedeyse, dışarıda 100 kilopaskal varsa zaten bu pistonun da oluşturduğu basınç e, 300'de değerlendirirsek 300'den 100'ü çıkardığımızda 200 kilopaskal olmak zorunda. Bunu burada ispatlıyoruz zaten. Gelelim ikinci duruma. Artık içeride P gaz var ve yukarıda P atmosfer, P piston ve P yay var. Tamam. O zaman P gaz eşittir. Yani P gaz 2'den bahsediyoruz artık. ikinci duruma geçtik. P atmosfer, P piston ve P yaydan oluşacak. P yayı ayrıntılı inceleyelim. O nedir? E, yay kuvveti bölü alan. Basış ne? Newton bölü metre kare. F yay arkadaşlar yayın kuvvetini biz K çarpı delta x'ten hesaplıyoruz. Bildiğiniz gibi K yay sabiti delta x'te yer değiştirme. Newton biriminde bunları çarptığımızda F yayı hesaplarız. Ama buradaki bu yer değişimi metre olarak verilmemiş bize. Hacim değişimi olarak verilmiş. Biz delta x'i nasıl değerlendirebiliriz? Hacim ne demek? Yani Alan çarpı yüzey alanı çarpı alınan yol. Yani delta x'i tek başına bırakırsan delta v bölü a delta x'e eşit. Hacim değişimi soruda ne verilmiş? V2 eksi v1 alan nedir? E, çap verildiği için pi kare bölü 4. O zaman delta x'i biz hacim cinsinden bu şekilde yazabiliriz. Bir daha söyleyelim. Hacim nedir? Yüzey alanı çarpı x. Delta x'i tek başına bırakırsan 0 0. 6 verilmiş. Eksi 0, verilmiş. Tamam. Bu fark delta V'ye eşit. Pi çarpı D kare bölü 4 yani 0,5 metre cinsinden değerlendirirsek delta X 0,15 metre yaklaşık. O zaman F yay kuvveti 256,7 kilo Newton bölü metre çarpı 0,15 metre 39,22 kilo Newton'luk bir F yay kuvveti var. Bu F yay kuvvetinden P yaya tabii ki geçeriz. 39.22 bir dekare bölü dörde böldüğümüzde 199.75 kilopaskallık yay basıncı var. Yay kuvvetini de yay basıncını da çalışmış olduk. Bu bilgiler önemli. O zaman P gaz 2 100 kilopaskal, 200 kilopaskal ve yayın 199.75 kilopaskallık basıncını göz önüne aldığımızda artık A şıkkı bak. P gaz 2 499.75 kilopaskal çıkıyor. Biz A şıkkını çözerken önce yaysız durumu ele aldık. Ya hiç etki etmiyorsa durum bu. Etki ediyorsa durum bu. Bu çerçevede soruyu değerlendirdik. Arkadaşlar burada dikkat demişim. Yani bakın P yay. F yay bölü A'ya eşit. Tamam. Yukarıda çalıştık. F yay K çarpı delta X bölü delta X e eşit bölü A dersek P yay'a eşit. Delta X'i biz delta V bölü A olarak yazdık. Adım adım gidiyoruz bak. A'yı aşağıya atarsak K çarpı delta V bölü A kare elde ettik P'ya için. Bu bilgiler önemli. Ve son olarak K çarpı delta V. Bak P D kare bölü dördün karesi geliyor burada. Alanın karesi. Ben de bazen hata yapıyorum. Burada A kare olduğu halde şuraya D kare yazıp şuradaki kareyi unutuyorum. Bunu unutmayacağız. P'ya hesaplarken şu formülü kullanıyorsak. E, burada pi kare bölü 4 var. Parantezi kapat bir daha kare var. Çünkü şuradan geliyor. Bunlar arkadaşlar önemli bilgiler. E dediğim gibi öğrencilerin benim de hata yaptığım konu bu olabiliyor bazen. Hata yapmayalım. Şu nitrojenin çevre yaptığı iş ileriki konu ama kısaca bilgi verelim arkadaşlar. Hani bu derste giriş bilgileri veriyor. Bu, bu sınır içi sonuçta. Nitrojenin çevre yaptığı iş piston silindir düzeninde sınır içidir demiştik. Bunu ayrıntılı olarak anlatacağız. Ama şimdilik kısa bir giriş yapalım. Çevre atmosfer ve yaydan oluşuyor. Sonuçta burada bir sınır işi var ama arkadaşlar atmosfer ve yaydan oluştuğu için basınç değişimi sabit değil. Piston silinin üzerinde basınç değişimi sabit dedik ama üzerinde bir etki yoksa. Burada e, atmosfer artı yay varsa bakın grafiğe taşırsak bunu PV diyagramına taşırsak. Hal 1 bu hal 2 bu şöyle bir e, yay çerçevesinde basınç değişimi oluyor. Bunun altında kalan alan iştir arkadaşlar. Sonra el alacağız hani. Şimdi bilmenize gerek yok. Buradan sınır işi hesaplanır. Sınır işi eğrinin altına kalan alana eşittir. Burada yamuğun alanı sonuçta bu matematik olarak bir yamuk. O zaman sınır işini biz yamuğun alanını formüle edersek P1 artı P2 bölü 2 artı çarpı V2 eksi V1 oluyor. Sayısal değerleri yerleştirirsen sınır işini yani yayın oluşturduğu sınır işini biz 11.996 kJ olarak hesaplarız. Şu kısmı bilin, ileride kullanacağız ve yine çıkartacağız. Bu sefer sınır işini bu şekilde tayin etmiş olalım. Bu silindir yukarı doğru hareket ederken atmosfere ve yaya karşı tabii ki iş yapıyor arkadaşlar. Ee, dışarıya karşı yapılan sınır işi. Ben burada atmosfer demişim de atmosfer arttı. İşte yaya karşı, çevreye karşı iş yapılıyor. Şuraya çevre yazmak daha doğru. Şimdi baktığımda ee, onu söyleyebiliriz. Ama ha şunu demiş demek istemişim pardon bir dakika. Atmosfere karşı yapılan işi tek başına almışım. Tamam. Neden buraya atmosfer yazdığımı kafamda modellerken e, buraya çevre yazılması gerekir demiştim ama sadece atmosfere karşı biz e, yayı dikkate almazsak P atmosfer çarpı delta V tamam. Düzelteyim o zaman söylediğimi. Ama bir kez daha söyleyelim. Şuraya çevre yazarsak hem atmosfer hem de e, yaya karşı yapılan ışığı İşi modelledik zaten yukarıda onu modelledik tamam. Ben bir şey anlatmak üzere sadece atmosfere karşı yapılan sınır işini dikkate aldığımda o 100 kilo pascal çarpı delta V'ye eşit olacak 3 kilojül. Çünkü soruda ne demiş? Atmosfere giden iş miktarını bul demiş. Tamam. O zaman V sınır atmosfer bölü V, sınır yay demişim. Tamam aşağıdaki yani şu çevre dediğimiz yay kısmını ile almışız. 3 bölü 11.996 0.25 Yani bu sistem Min atmosfere yaptığı iş miktarı e, yapılan işin yüzde yirmi kadar. Biz şu kadarlık iş elde ettiğimizde bunun yüzde yirmi atmosfere karşı yapıyoruz. Yani atmosfer basıncına karşı yapıyoruz. Arkadaşlar bu B ve C şıkkı ileriki konular. Ama bu soru için de bunu güzelce ele alıp atmosfere giden iş miktarını da hesaplamışım. Bu bilgi de önemli. Şuradaki yaptığım düzeltmeyi de göz önüne alın şurada sadece atmosfere şöyle karşı yapılan sınır işini ele almışız. Dersimizin konuları bitti arkadaşlar. Ne dedik? Biz her derste bir kaout testi de yapacağız. Bu kaout testi ne şimdi başlayacağız. Bunun amacı hem anlattıklarımızı bir tekrar etmek hem de yoklaba almak. Bu kaout testine siz 11 haneli numaranızla gireceksiniz. İlk kez alanlar için devam önemli. Onun için Cep telefonumuzdan kağıt e giriyoruz ve buraya 11 haneli numaramızı yazıyoruz. Arkadaşlar 28 kişi derse katılmış, hiç soru soran olmadı. Ben burada boşluğa konuşmuş gibi kendimi hissettim ama sonuçta dersimi yaptım. Ee, sorumluluk size ait. Bu çerçevede dersimizi anlatacağız ve e, vize sınavına öncelikle vize sınavına hazırlanacağız. Sonra finale, sonra hayata hazırlanacağız zaten. Hayatta termodinamikle ilgili her türlü konu karşınıza çıkacak. Onun için sınavlara hazırlık yapmıyoruz biz. Hayata hazırlık yapıyoruz. Makine mühendisi olarak termoyu çok iyi bilmek durumundayız. Testimize geçelim. Şimdi oyunun pini yükleniyor. Siz cep telefonunda kout.it, e girdiğinizde e, bu oyun pinini girerek 11 haneli numaranızla teste katılacaksınız. Evet, 28 arkadaşımız Ege dersi içindeki bilgilerin hepsini de ayrıntılı olarak okusunlar. E, dersimiz e, belli bir disiplin içinde ilerleyecek ve benim yazdığım her türlü bilgiye de uymanız gerekiyor. Dediğim gibi Ege dersi güzelce takip edin. Evet testi başlatıyorum. Test başladıktan sonra da giriş yapabilirsiniz. Sorular gelsin. Termodinamik modenamik nedirle başlıyoruz. Belli bir süre içinde cevaplamak zorundasınız. Evet, 16 kişiye teşekkürler. Enerji bilimi tabii ki arkadaşlar içinde ısıyı da işi de e, akışkanı da içeren enerji bilimi. Evet, en kısa zamanda doğru cevabı veren birinci sıraya yerleştiriyor sistem. Sonra iki, ordu'nun deleleri niye yukarı akmaz? Evet, 14 kişiye e, teşekkürler. E, diğer arkadaşlar ya yanlış tuşa bastılar ya, veya dersin başını dinlemediler. Arkadaşlar, e, terbiden ikinci yazısına aykırıdır diye güzelce anlattık. E, tekrar etmenizde yarar var. Evet, üçüncü soruya geçelim. Aşağıdakilerde hangisi yanlış yazılmıştır? Evet, onunki arkadaşa teşekkürler. E, dersin başında da söyledik. E, Newton'a açık olarak yaz, yazarsak, e, SI e, kuralları gereği, e, hepsini küçük harfle yazacağız. Arkadaşlar, e, cep telefonunda sadece cevaplar var, renkler var, sorular e, bilgisayar ekranında. E, ben de soruları okuyorum. Herhangi bir sorun yaşarsanız soruları okuyorum zaten. Ama e, dediğim gibi. Hem cep telefonu hem bilgisayar ekranını aynı anda bakmamız gerekiyor. Hocam ben telefondan giriyorum. Ekranı ikiye bölünce oluyor. Tamamdır. Arkadaşlar Hocam. devam edelim. Kontrol yüzeyi nedir? Evet, dersimizin tekrarını yapıyoruz arkadaşlar. Açık sistemlerde kontrol yüzeyi diyoruz. Sonuçta bu sistemin sınırı. Ee, sistemin sınırına biz açık sistemlerde kontrol yüzeyi diyoruz. Buna da dikkat edelim. Evet, hem e, anlattıklarımızı kısa bir tekrar ediyoruz, hem bir yoklama alıyoruz. Bu çerçevede sorulara devam edelim. Beşinci sorumuz geliyor. Açık sistem ne demektir? Evet 15 arkadaşa teşekkürler. Bu çok önemli arkadaşlar. Açık sistem ve kapalı sistemi birbirine ayıran tek bir tanım var. Sınırından kütle giriş çıkışı olup olmaması. Bunun dışında hiçbir şey yok. Sadece kütle giriş çıkışına bakarak açık mı kapalı mı sistem olarak bir sistemi tanımlıyoruz. Sınırdan ısı girişi olur olmaz açık sistem tanımında yer almıyor. Altıncı sorumuz aşağıdakilerden hangisi termodinamik denge değildir? Evet, yani biz ısıl dengeden, faz dengesinden, mekanik dengeden, kimyasal dengeden bahsettik. Diğerleri termodinamik denge olarak ele alınmıyor. Son sorumuz, sanki dengeli sistem nedir? Arkadaşlar bu da önemli e, 7 kişi e, sürtü ben olmadı sistem demiş doğrudur diğer arkadaşlar e, konuyu tabii ki e, bir tekrar edecekler tanımları dediğim gibi iyi bileceğiz sürtü ben olmadı sistemi biz e, sanki dengeli sistem olarak ele alıyoruz. Bakalım e, birinci olan en, e, en kısa sürede en çok doğru cevap veren ilk üç var. Bu arkadaşlara teşekkürler. Evet. Ben buradan arkadaşlar sistem sizin numaralarınızı da kaydediyor. Buradan yoklamayı almış olacağım.